Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Yaza veda edip sonbahara merhaba dediğimiz Eylül ayı başlıyor. Ve Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda olacak. 22 Eylül'den itibaren ise terazi burcuna geçecek. Bu ay doğan tüm terazilerimizin doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, Eylül ayına güçlü bir dolunayla başlayacağız. 2 Eylül'de Balık burcunun 10 derecesinde dolunayımız var. Bu dolunay sizin 6. evinizde meydana gelecek. 6. ev konularınızı aydınlatan, bu alanlarda bazı önemli farkındalıklar, dönüşümler meydana getiren güçlü bir dolunay etkisi altındayız. Bu dolunayla beraber çalışma koşullarınız, işiniz, mesleğiniz, genel sağlığınızla ilgili alanlarda önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Yeni yapılandırmalar için belki dönüşümlerle karşılaşacaksınız. İşinizle ilgili bazı kararlar olabilir. Mesleğinizle ilgili bazı adımlar atılabilir. İşiniz yoksa belki iş bulabilirsiniz ya da iş konularında bazı bitişler ya da dönüşümler söz konusu olabilir. Çalışma koşullarınız, genel hayatınızın konforu, sağlığınız, yani yaşamınızın kalitesini arttırmak, şartlarınızı iyileştirmek adına, günlük hayatınızdan aldığınız verimi arttırmak adına bu dolunay size önemli farkındalıklar getirebilir. Belki bazı zararlı alışkanlıkları bırakacaksınız, bazı gereksiz işleri ayıklayacaksınız. Günlük hayatınızı biraz sadeleştirmek, biraz gözden geçirmek için bu dolunay çok güçlü tesirler getirebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecektir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Özellikle 10 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve bunlar Balık, Başak, İkizler ya da Yay burçlarında yerleşmişse, o zaman dolunayın bireysel olarak sizi daha fazla etkilemesini bekleyebiliriz. Daha önemli, daha belki güçlü etkiler altında olabilirsiniz. Dolunayı takip eden 2 hafta aslında bu enerjiler hayatımızda gündemde olacak. Başak Burcu'ndaki Güneş'in Uranüs'le, ardından Jüpiter'le, ayın sonlarında Satürn'le olumlu temasları var. Bu hayatımızda önemli bazı farkındalıklar adına işimiz, mesleğimiz, genel sağlığımızla ilgili alanları güçlendirmek ve buradaki eksikleri tamamlamak adına, yararlıyla yararsızı ayrıştırmak adına aslında bize çok önemli destekler verecek gibi görünüyor ve olup bitenler daha uzun vadeli, kalıcı bir şekilde hayatımızda yer bulabilir. Ve 5 Eylül'den itibaren Merkür burcunuza geliyor, terazi burcuna geliyor. Merkür 5 Eylül ile 27 Eylül arası terazi burcunda olacak. Aslında bu ayın büyük bölümünde Merkür burcunuzdayken siz zihinsel anlamda verimli bir süreçte olacaksınız. Hani hem düşünce anlamında, entelektüel anlamda Eylül ayında çok şey kazanabilirsiniz. Hem her türlü iletişim, eğitim, ticaret, yakın çevre ilişkileri, kısa uzun seyahatler, bu alanlarda Merkür'ün bu hareketi size önemli katkılar verebilir. 6 Eylül'de Venüs Aslan'a geçiyor. Gezegeniniz Venüs. Ve Aslan da güçlüdür. 6 Eylül'den itibaren yaşamdan aldığınız keyfin artabileceğini, biraz hani iş, güç, sorumluluklardan ziyade sanki biraz böyle eğlenmek için daha fazla zaman ayıracaksınız. Merkür de burcunuzda. Eğer henüz bir seyahate çıkamadıysanız, bir tatil yapamadıysanız belki Venüs'ün sayesinde bunu yapma imkanı bulabilirsiniz. Venüs burada sosyalleşmeniz için size fırsatlar sunabilir. Toplantılara, davetlere, partilere katılabilir. Kutlamalar olabilir, düğün törenleri, nişan törenleri olabilir. Arkadaşlarla daha fazla bir araya gelebilir, eğlenebilirsiniz. İş için bile bazı böyle organizasyonların, ekip çalışmalarının olması, gruplar içerisinde yer almanız Venüs'ün desteğiyle özellikle 6 Eylül'den itibaren hayatınıza girebilir sevgili teraziler. Evet ve 10 Eylül. 10 Eylül önemli çünkü Mars Koç burcunda retro harekete başlayacak. 2020'nin en önemli gezegen geçişlerinden birisi. Kişiselden ziyade toplumsal olarak da önemli bir tesiri var tabii ki. Ama sizin de tam karşıt burcunuz olduğu için belki de en fazla etki alabilecek burçlardan birisisiniz sevgili teraziler. Aslında Mars'ın Koç burcundaki retrosunu anlattığım bir video var. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Mars Koç burcu videomuzu
lütfen izleyiniz. Retro hareketini de orada daha detaylı bir şekilde anlattım. 10 Eylül'de başlayacak. Sadece Eylül ayıyla sınırlı değil. Bu hareket 15 Kasım'a kadar sürüyor. Sevgili teraziler, sizin için aslında Ekim ayı Mars'ın retrosundan daha güçlü tesir alabileceğiniz, biraz daha riskli enerjiler barındırıyor. O nedenle bunu çok kısa vadeli değil, biraz da orta vadeli bir bilgi olarak lütfen değerlendirin. Her şeyden önce ilişki dinamiklerinizde Mars retrosu biraz geri çekilmeler, biraz yavaşlamalar, dengesizlikler yaratabilir. Bu dönemde geçmişte bağlantılı ilişkiler, geçmişten gelen ilişkiler, yarım kalmış ilişkiler daha fazla kafanızı kurcalarken bazen bu yarım kalmış ilişkilerle ilgili konu ve kavramlar ya da geçmiş bir ilişkiyle ilgili konu ve kavramlar hayatınıza girebilir. Ya da süre gelen ilişkilerinizde, eşinizle, partnerinizle, ortağınızla, yakın arkadaşınızla Mars retrosu zaman zaman agresyon yaratabilir, çatışma yaratabilir. Çünkü Mars enerji demek, mücadele demek ama retrolarında bu enerji çok sağlıklı hayata geçmeyebiliyor. Çok içselleşebiliyor. Pasif agresif bir durum ortaya çıkarabiliyor. Yani siz karşınızdaki kişinin, bazen bu eşiniz olur, partneriniz, yakın arkadaşınız olur ama bazen bir rakibinizdir ya da bir açık düşmanınızdır. Hani onun ne zaman ne yapacağı yönünde çok emin olmayabilirsiniz. Beklemediğiniz davranışlar içerisinde olabilir. Beklenmedik ani durumlarla karşılaşabilirsiniz. Açık düşmanlıklara dikkat etmek lazım. Rakiplerle olan ilişki dinamiklerine dikkat etmek lazım. Tabii ki Mars olunca biraz böyle kazalar, sakarlıklar da gündeme geliyor. Fiziksel anlamda da bu önümüzdeki yaklaşık 2 aylık süreç 15 Kasım'a kadar kazalara, sakarlıklara dikkat edin. Çok riskli hareketlerde bulunmayın. Fiziksel anlamda da güvenliğe biraz dikkat edin hayatınızda sevgili teraziler. Evet ve ayın 13'ünden itibaren Jüpiter Oğlak Burcu'ndaki retrosunu bitirip ileri harekete dönecek. Yaklaşık 4 aydır Jüpiter retroydu. 19 Aralık'a kadar Jüpiter ileri harekette. Bu dönemde artık hani biraz geciken, gerileyen, yavaşlayan özellikle aileyle ilgili konu ve kavramlar, belki emlak işleriniz, gayrimenkulle ilgili konular, toprak işleri ya da evden yapmak istediğiniz ya da yapa geldiğiniz işler, çalışmalar. Bu alanlarda Jüpiter ilerlerken 19 Aralık'a kadar gelişme imkanlarını arttıracaktır. Yani bu dönem daha hızlı bir şekilde bu gelişimleri, imkanları bulabiliriz hayatımızda. Ve 17 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. 12. evinizdeki yeni ay, yeni ay yeni olasılıklar demek. Yeni ayla beraber bilinçaltınızda hareketlenmeler, hayatın manevi yanlarına biraz daha çekilme, biraz daha ruhsal açılımlar, bazı sorgulamalar olabilir. Ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü şifa arayışları, var olan sorunları çözmek için arayışlar olabilir. Bu anlamda biraz sanki hani tedavi amaçlı ya da genel kontrol amaçlı hastaneler, klinikler, bu ortamlara girebileceğinizi gösteriyor gökyüzü. Yani bir check-up da yaptırabilirsiniz. Yarım kalmış bir tedaviniz de yaptırabilirsiniz. Veya dinlenebilir, kendi kabuğunuza biraz çekilebilirsiniz. Önümüzdeki süreci hazırlık anlamında yalnız yapacağınız işlerinize odaklanabilirsiniz. Başak demek aslında düzen demek ve gerek sağlığınız, gerek iş hayatınız, mesleğiniz, yaşam düzeniniz, günlük rutinleriniz bu alanları iyileştirmek adına bazı düzenlemeler yapabilir, yararlıyla yararsızlara şöyle bir ayrıştırabilirsiniz. Bu da çok olumlu olabilir sizin adınıza, çok verimli olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmemekle beraber lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bunu her zaman söylüyorum. Evet, hepimizin birer kendine özel doğum haritası var biliyorsunuz ve o haritada özel gezegen yerleşimlerimiz var ve her gezegenimizin dereceleri de farklı farklı. Şimdi bu yeni ay 25 derece Başak'ta olacağına göre o zaman özellikle 25 derece ve yakınlarındaki gezegenler daha fazla tesir alacaktır. Ve özellikle bunlar değişken burçlarsa tesirlerin, bireysel tesirlerin daha güçlü olmasını da bekleyebiliriz. Satürn'ün çok güçlü bir açısı var bu yeni aya ve bu ay sonunda artık Satürn retrosu da bitecek. Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek ve 17 Aralık'a kadar Satürn Oğlak Burcu'nda artık Satürn Oğlak Burcu'ndaki son hareketini yapıyor.
Ve dördüncü evinizle ilgili konulardaki yapılandırmalar artık sonlanacak. Bu yeni ay belki bu alanlardaki düzenlemeler, bu alanlardaki yapılandırmalar adına itici bir güç olabilir. Sizi biraz daha bu düzenlemeler alanına yönlendirebilir. Ev yuva konuları, aile konuları, yaşam alanları, iş konularınız, bazen ebeveynlerle ilgili konular, genel sağlık konuları, tüm bu alanlardaki yapılandırmalar adına daha uzun vadeli, daha kalıcı tesirlerini sunacak diyebiliriz sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.